5. sezona giriyoruz. Ve ikinci bölümle giriyoruz. Darmok bölümü. Darmok bölümü e, hiç beklemediğim şekilde inanılmaz güzel çıktı. Hmm. E, hatta evet. bu, bu bölümü paylaştığımda benim e, ta liseden farklı yerlerden başka şehirlerden falan arkadaşlarım mesaj atıyor. Ne güzel bir bölüm bu falan diye. Herkes bir duygulanmış Darmok'ta. Ve Darmok ilginç bir şekilde e, bununla ilgili zamanda konuşulmuş. Hatta şu anda da Twitter'da hala konuşuluyor. Bir evet. meme kültürü. Hem Star Trek'in kendi içinde oluşturduğu yani Star Trek'in aslında bir Darmok diline döndüğü tartışması hı hı. hem Star Trek'in e, genel bir meme kültürüne katkısı vesaire çok konuşuluyormuş. Bunu görünce anladım. E, metaforlarla konuşma ya da işte böyle tarihi bilgiyle böyle aydınlıkla konuşma falan gibi. Çok acayip bir bölüm bu. Ben çok sevdim. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ee, darmok şey... Yine aslında zaman geçtikçe diyeyim ne kadar güçlü oldu daha iyi anlaşılan bir e, bölüm oldu. Çünkü 91 senesinde sosyal medya yok. İnternet yok yani. <laughs> vardı hani açık herkesin kullanımında değil. değil. 2000'li senelerde mesela meme kültürü bu kadar yoktu. Hatırlarsın işte birbirimize komik video kayıtları, ses kayıtları atıyorduk. Oflu hoca bilmem ne falan filan. Tabii 90'ların sonu da, o da yani 2000'lerin başı. E, sonra 2000'lerin başında Forchan gibi thread'lerde ortaya çıkan meme kültürü daha sonra artık büyüdü ve şu an internetin devasa bir parçası haline geldi. O kadar büyüdü ki meme kültürü. Yani bugün artık zaten genç konuşma dili full meme kültürüne döndü. Biz kinaye olsun diye meme kültürünü taklit eder gibi konuşuyoruz. Komik oluyor falan filan. <laughs> Öte yandan TikTok, TikTok, YouTube challenge'ları da aslında birer meme kültürünün parçası. Şimdi Darmok bölümünün ee, ne kadar başarılı bir bölüm olduğunu buradan anlamak lazım. Yani bugünkü meme kültürüne dair ortada fol ve yumurta yokken ortaya olayları olduğu gibi ifade etmek yerine olayları internetteki bazı mimlere benzeterek hani <laughs> işte biz de bugün öyleyiz ya konuşabilen bir ırkla karşılaşıyor federasyon ve çevir, çevirileri işe yarıyor ama bunlar mimlerle kalıplarla konuştukları için düzgün iletişim kuramıyorlar. Çünkü bizimkiler referans verilen mimi bilmiyor. Bilmiyor, içeriğini bilmiyor. E şu an biz artık Whatsapp'ta, Discord'da bile konuşurken milletin birbirine attığı emojiler hep söz kalıpları, bir şeyler içeriyor. Ve hani hakikaten duygularımızı, kelimelerimizi ifade etmek yerine mimlere indirger olduk. Şimdi yani mim kültürü, meme kültürü bu arada işte Richard Dawkins'in vakti zamanında maymunları analiz ederek çıkarttığı bir şey olduğu için yani bizim aslında bugünkü insan kültürümüzün giderek mimleşmesi bizim insan evlatları olarak beynimizin zayıfladığına dair bence en büyük göstergelerden bir tanesi. Evet. Hatta işte şey muhabbet oluyor yani hani günlük iletişimde kaç kelime kullanıyor veya işte rapçi bilmem kim 2000 kelimeye kadar kullanıyor <laughs> yani böyle geyikler oluyor ya. Yani çünkü işte şey noktasına geliyorsun ya işte mesela bu aralar o popüler bilmem ne oluyor gümledim falan. İşte işte kalıplar oturuyor. Cringe olmak, gümlemek böyle tam yani tam kendi kelimesini kastetmediği halde bozuk o, böyle böyle şey gibi yani oradan, şey. oradan orada belki kullanabileceğin 10-12 kelime var. O 10-12 tane kelimeyi böyle indirgeyip tek kelime haline getirip tepkini çok basitçe verip geçmiş oluyorsun gibi bir noktaya geliyor ya. O yüzden aslında işte buradaki Darmok en jaladra, jalagra, ettenagra diye adam deyip deyip duruyor ya Picard da diyor ki dayı ne yapıyoruz yani? <laughs> yani ilk elimizde birer tane bıçak var. Dövüşeceğiz mi ne yapacağız? Sadece önce birbirine dövüşecek adam, zannediyor hatta. Ha, adam da diyor ki Darmok en jalat on the ocean Darmok jalat et tenegra. E dayı ben referansı bilmiyorum anlat o zaman. İşte şey çok komik işte o noktada. Hani referansları izah edemeyecek noktaya gelmiş bir mim e, meme ırkıyla karşılaşmaları. Ya çok zaman ötesi de bölüm abi. Çok. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu bölümü ilk izlediğimde bu bölüm bu kadar etkileyici değildi. Çünkü 2012 ya da 2011 yılındaydık ve meme kültürü şimdiki kadar genel geçer işte artık markaların yaptığı dizilere giren artık bir de şey oldu ya. Markalar bile sosyal medyada iletişim dili Aslında olarak bunu kullanıyorlar Şu an ya. gibi de yapıyor evet. Markalar zaten onlardan aparmaya başlıyor. Bir dizi yapıyor, film yapıyor. Ya da böyle hı hı. Reddit'ten çıkıyor ama arka hemen onu aparıyor zaten kendi şeyini. Hı hı. Yani e, o ya. açıdan her herhalde Star Trek'in en güçlü, en önemli bölümlerinden bir tanesi bugün itibariyle, bu dönem itibariyle. İlk hı. izlediğimde bu kadar etkileyici değildi abi. ilk izlediğimde bu kadar meme kültürü oturmamıştı çünkü. Bu bana çok ilginç geliyor yani. Hatta seyircilerimiz bu bölümün yorumlarının altına... Normal hiçbir şey yazmayıp sadece meme yazarlarsa daha iyi olur. <laughs> evet yorumlarınızı öyle yapın. Bak yapabilenler Aynen. cidden yorumlarını öyle yapsın. Çok eğleniriz yani. Ya şey işte güzel abi. Ee, şimdi bir şey dediğinde hemen anlayabiliyorsan aslında kültürel ve geçmişe giden bir şey var. Yani Tabii. burada da darmokların yani ne kadar ee, kültürün dolu olduğunu onların işte mitolojilerinin ne kadar güçlü olduğunu anlıyorsun. Zaten hemen Tipee Kart'ta şey bitince e, mitoloji kitabı okumaya başlıyor. E hmm. bugün aslında baktığımızda insanlar film bizi yaparken bundan çok besleniyorlar. Ama tabii orada buradaki gibi anlatamıyor. İşte bilmem ne bilmem ne işte kızını kesmişti falan gibi bir şey diyemiyor. Onu yedirmeye çalışıyor. Sen yedirince diyorsun ki bu mitoloji herhalde. Bilirsen anlıyorsun mitolojik göndermeyi. Ha diyorsun böyle bir şey anlatmış. Bilmiyorsan anlamıyorsun. Ama bu filmi kötü yapmıyor. Yani sen bu referansı biliyorsan daha çok şey alıyorsun oradan. Daha iletişime geçebiliyorsun o filmle de hani bir connection kurmaya başlıyor. E şimdi mimler de böyle. O yüzden mesela bugün biraz sert bir örnek olacak ama şimdi ben birine desem ki işte Beyaz Toros diye yapıyorum tamam mı atıyorum. Şimdi birçok kişi anlamayacak. Anlamayan oluyor. B yorumlarda görüyorum bazen. Ne abi o işte bizim de Reno Broadway'miz vardı falan diyor. Yani şimdi <laughs> konu o değil. Şimdi bir konu var, onun bir referansı var, orada bir gönderme var tarihi bir durum var anlamaya çalışıyoruz. o yüzden e, ben çok etkilendim ya izlerken başta ben de şey anlamadım yani saçmalıyorlar ne bu bullshit falan sonra bit, biterken bölüm aa doğru Picard'la beraber çözdüm ben de biraz bölüm hoşuma gitti o yüzden anlatı da çok iyi çünkü bölümde <laughs> çok iyi senaryo anlatı da çok iyi senin dediğin gibi ve gerçekten de belki şu an incelemeyi izleyen arkadaşlar şeye de baksın ya yani internete girip ee, ...Darmok en Jalagra diye ya da Darmok diye arat... ...hakikaten 2018 senesinden sonra bu bölüm sanki baştan keşfedildi... ...ve herkes böyle şey oldu... ...oo ne yapmışlar lan vaktinde... <laughs> ...o <sus, gülüyor> falan diye millet de hayranlık giderek uyandırıyor... E ...ben hakikaten böyle culturally significant Gavur'un dediği gibi... ...yani böyle dünya tarihinin çok ilginç bir dönemini çok iyi yakalamış... ...ya bakma yine bizim iletişimimizde kullandığımız kültürel kalıplardan da ziyade... TikTok challenge'cılığı falan var ya yani hmm, hep beraber evet. aynı sesi aynı hareketi yaparak böyle tepki vermek. <laughs> i̇şte evet. Ben mesela bugün TikTok'a Picard gibi geliyorum ben böyle TikTok'a böyle uzay gemimle geliyorum TikTok'a falan tamam diye. <laughs> Bakıyorum böyle TikTok'ta bir sürü insan böyle, böyle böyle falan diye bir takım hareketler yapıyor böyle tamam mı? Diyorum ki ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz yani? TikTokçular da diyor ki Temba his arms wide diyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Dar. Diyorum ki ne diyorsunuz TikTokçular? <laughs> Darmok, Enjalat, Et Tenagra diyorlar böyle. Ne Diyorum diyorsun? Ki, ne diyorsun abi? Hiçbir şey anlamıyorum yani. Yani TikTok mesela benim için hakikaten şey. Telerim miydi buradaki öteki ırk? Yani başka bir ırk Aynen, var. Evet. Ne dedikleri belli değil. Kendilerini <laughs> çok kaptırmışlar. Hepsi çok iyi anlıyor. Tamam yani. Sen dışarıdan gelince ne diyorsunuz dayı oluyorsun. Adam böyle ölürken bile işte şey diyor. Darmok, onu diyor o diyor, ölüyor böyle falan. Abi yani. <laughs> Ya bu bölüm bence şey açısından da o yüzden çok kıymetli. Ee, Hatta Children of Tama diye geçiyor. Onu da aynı aynen ekleyeyim. Ya ben, onu, ben de şey diyecektim. Ya bu bölüm şey açısından çok kıymetli. Bizim bireysel olarak, kişisel olarak, insan evlatları olarak e, yani kişisel kelime haznemizi ve ifade gücümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü kaybettikçe aslında biraz da öyle bir eleştiri var burada. Yani artık eleştiriye dönüştü daha doğrusu. Bu bölüm mesela çekildiği zaman bu bir eleştiri değil. Aa bunlar da böyleymiş falan gibi biraz. Ama bugün ben bu bölümü bir tık eleştiri olarak alırım. Çünkü yani yeni kelimeler kullanmadıkça, yeni ifadeler kullanmadıkça sürekli sağda solda gördüğüm mimleri taklit ederek başkalarının kelimeleri başkalarının kalıplarıyla... Eklemen lazım. Yani adam çıktı dedi ki benim babamın kutu kola gibidir dedi. Şimdi biz de sevdik kutu kolayı kullanıyoruz bir sürü yerde. Kutu kola gibidir falan diye ama yarın bir gün Dayı ne demek istiyorsun dendiği vakit işte bir film var onu izlesen anlarsın noktasına gelirsek biteriz. <laughs> ee, ve yani bu da böyle şey çok boomer bir tavsiye gibi oldu mu? Yok abi. Aksine. Yani şeyi kaybediyoruz. Kullanmadıkça kullanmadığımız yerlerimiz köhnüyor. Yani yo Yok aksine hiç boomer değil oğlum. Aksine Hı -hı. bunun daha e, genç tarafı var yani emotikonlarla konuşmayı biz başlatmadık aslında. Biz yani Z nesli başlattı yani TikTok evet, onlar evet, evet. yür sürdürüyor. Aslında Olay daha genç bir olur. bakış senin söyledin şu anda. Hmm. Yani çünkü daha kolay bir de. Yani şimdi ve de daha derin. Şimdi hep diyoruz ya bir şey ne kadar açıklarsan vuruculuğu o kadar düşüyor. Ya yani senaryo mekaniklerinden biridir bu da. Yani bir şey anlatırken doğrudan anlatma. Dolaylı yoldan anlat. Ya yani zorlaştırmadı ama. E şimdi bu aslında o sana çok basit bir şey söylüyor. Aslında onun arka planını bilsen anında anlayacaksın. Ama bilmediğin zaman o referans kayboluyor, gücü kayboluyor. E, anlatmak istersen hadi git bunu oku desen gidip onunla mı uğraşacak? Yok öyle bir şey. E, bu biraz işte okuma geliştirme, e, dahil olma, biraz onlarla ilgili. Yani, merakla ilgili aslında bence tam tersine bu umurluk yerine daha genç tutacak bir şey bu insanın. Bir de çok ilginç bir şey vardır. Ee, özellikle iş hayatında, yöneticilikte falan. E, insanlara şeyi çok anlatırlar. Biraz yöneticilik eğitimi almaya başladığın noktada yani birilerini artık sen yönlendireceksen basit iletişimin ne kadar kıymetli olduğu ile alakalı çok e, izah vardır. Çünkü sen anlatımını ne kadar referanslara, ne kadar ortak olduğunu zannettiğin kültüre dayandırırsan o kültüre aslında o kadar da ortak olmayan ama çok da anlamayan insanlar da sessiz kaldıkça iletişimsizlik giderek büyüyüp korkunç bir hale gelebiliyor. Hatta benim bununla ilgili çok sevdiğim bir sketch vardır. Mitchell and Webb isimli İngiliz hmm. komedisinde şey oluyor böyle. İşte karakterlerden bir tanesi giymiş böyle bembeyaz saçları var. Takım elbiseli böyle elinde prosu var falan. İşte şey diyor millete böyle. Güzel dostumuza iyi bir karşılama hazırlayın. falan <laughs> yapıyorlar böyle. Bunlar böyle şey böyle. Ben <laughs> çıkıyorlar. İki dakika sonra geliyorlar. Pasta mı alalım yani? Hayır öldürün herifi falan. <laughs> Yani klasik yeklerde. E çok basit şaka da. Güzelmiş. Yani... Sevdim. Evet, evet. Hani vardır ya öyle. Ona bir karşılama hazırlayın. Yani dövelim mi? Öldürelim mi? Yani anladın mı? Kötü adamın yapabileceği bir sürü şey var yani. Hani... yani Hep böyle onun makarası. Tabii cool oluyor. Hani böyle üstüne kapalı söyleyince falan cool oluyor da. Yani iyi bir karşılama hazırlama mizahını biz de duymuşuzdur biz bir sürü filmde. Evet. Ne demek dayı? Yani öldürüyorlar mı? Dövüyorlar mı? Uyarıyorlar mı tatlı bir dille? Uygun bir dille? Yani ne yani? <laughs> tatlı bir dille i̇şte... <laughs> o yüzden mesela orada şeyin geyiğini çok yapıyorlardı işte aynı skeç daha sonra birkaç kere daha devam ediyor adam sürekli farklı kalıplarla konuşuyor hani bunlar yanlış anlıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan uzatmışlar o mizahı sonra da yani şey güzel hani hakikaten bir süre sonra referans referans konuşmaya başladığında yeni bir grupla iletişim kurmaya başladığında patlıyorsun evet, o yüzden sonra. mesela yönetim teknikleri verimlilik teknikleri falan gibi şeylere girmeye başladığında bir anda aşırı basit bir dile geçilir mesela şey de öyledir şey var ya bende şimdi iş güvenliği eğitimi de var ya fabrika mühendislik mevzusu yüzünden <laughs> İş güvenliği de öyledir. Çok basit. Adamın kafasında şapka var mesela böyle. Hemen yazarsın oraya. Şapkanı tak. <laughs> ölüm riski. Anladın mı? Hani dikkat, harmoket, işte, et, tanagra falan diye anlatamazsın. Yoksa aslında tabii ki şöyle bir şey var. Sen oraya böyle şapkanı tak, ölüm riski yazdığında bu en basic iletişim ama ikna ediciliği düşük. İkna ediciliği düşükten kastım ne? Ben orada işçi alsam desem ki karşıma otursam. Kardeşim gel. Bak Bizim bir Mustafa Usta vardı burada. Mustafa Usta senden iyi olmasın. Adanalı bir abimiz Üç çocuğu vardı. Büyük olan Serhat. Serhat şimdi okula gidiyor. İşte Mustafa <laughs> abi bir gün gelmiş. Kaskı takmadı. Terliyim. Çıkarttı. Tak. Klima taşırırken grader şeyden hattan parça koptu. Bunun alnına girdi. Şimdi yatalak oldu falan diye anlatsam. Çocuk kaskını ölümüne takar. Çünkü hikayeler kadar güçlü bir anlatım şey de yok. Bu arada bu dizinin, bu bölümün yakaladığı öyle bir şey de var. Yani storytelling biz insanların her zaman en güçlü anlatı şekli. Biz bir hikaye ve naratif anlattığımızda çok daha iyi iletişim kuruyoruz. Evet. Öte yandan basit iletişimden ne kadar koparsak da şeyi kaybediyoruz. Anlaşma yetimizi kaybediyoruz. Aslında o yüzden çok ilginç, çok yetenekli bir bölüm bu bölüm ya. Hakikaten bu, belki böyle bu dizinin en iyi bölümlerinden bir tanesi. Bu dediğinde aslında şöyle bir ikilem de yok mu ya? Yani şimdi mesela o şapka ikonu ikondur ya. Yani Dünyanın her yerinde aynıdır. Bir yandan da aslında e bu dil dünyanın her yerinde var. Mesela USB ikonunu görürsen onun USB olduğunu anlarsın. Hı hı. Yani hı hı. bilmem kaç 10 milyar insanın 9 milyarı anlar muhtemelen. Tak şey hı hı. de öyle. İnşaattaki şapka da. Ama takıp, takmama konusu yine çok kültürel bence. Hani evet ikna hı hı. etme konusunda haklısın. Hikayede bizim mesela bir Türk'ü ikna edersin ama Hollandalı düşünmeden takar mesela. Hı hı. Ona ikna etmene gerek yoktur. Ama Çünkü ona göre eğitim almıştır. Bunu sadece sorgulamaz, yani sorgulaması da gerek yok çünkü öleceğini bilir, çok eşittir onun kafasında. <laughs> bu mesela böyle bir ikilem de yaratıyor. Yani evet, o ikonlar çok evrensel, bir bakışta çok şey anlatıyor. Ama uygulamaya gelince her kültürde aynı çalışmıyor. O çok ilginç. Yani. Yok, çalışmıyor. İşte orada da şeye bakman gerekiyor gerçekten. Ee, aslında tam burada Picard'ın çözmeye çalıştığı şey, yani bu kültürün iletişimi böyle. Ben de onların dilini öğrenmeliyim diye uğraşıyor Picard. Sadece bu bölümde de değil. Pek çok bölümde. Burada sadece ekstra zor bir maceraya atılıyor. Yani en zor şeylerinden bir tanesi bu oluyor. Ee, hmm. i̇letişimi öğrenmekte zorlandığı bölümlerden bir tanesi oluyor. Valla o yüzden yani bu bölümle ilgili yani bölüm de kendi kendisi aşırı anlatıyor yani. Daha da ne anlatabilirim bilmiyorum. Bence bu bölümü izleyip çok herkes... Çok önemli bir atlar. şey var. Tabii. Bölümle ilgili çok önemli. Hmm. Picard'ın ceketi. Birkaç cekete geçiyor abi bu bölümde ilk kez. <laughs> Aa önü açık değil mi? Evet evet. Ben şimdi ona bakıyordum. Yani bölüme not alırken baktım. Bir noktada şey demiş e, Stuart abimiz. Ya böyle biraz daha ekipten ayrı mı gözükse kaptan hani böyle ceket tarzı bir şey mi yapsak Hı. demiş. Ya olur olur güzel olur falan deyip buna böyle güzel bir ceket yapmışlar. <laughs> ben biraz şey gibi anladım hani böyle sette bunalınca onun altına tişört giyerim ceketi çıkarım. Çünkü öbürü tek parça çıkarması zor oluyor falan gibi. <laughs> Düşünmüş olabilir diye de bir kıllanmadım diye ama ceket yakışmış. Bayağı hoşuma gitti bu bölümde. Sonra hep ceket giyiyor bundan sonra bu se sezonda. <laughs> Aslında ilginç bir detay var. Ben de onu fark ettim. Ensin Ro bölümü var ya bir sonra onu oh, konuşacağız. Favorim. Ensin Ro bölümünde de dikkat et bir yerde Ensin Ro e, bir tane çocuğun üstüne çıkarıp ceketini koyuyor. Evet. Ben de o bölümde onu fark ettim. Lan dedim bunların önü açılıyor muydu? Bu bu, bu sezon oraya geçmişler ufaktan artık önü açılabilir. Ceketin <laughs> <laughs> geçmişler üniformada yani. O yüzden güzel detay. Bak ben onun bu bölümde olduğunu fark etmemiştim ama doğru hep önü açık şeyle e, gezegendeyken. Evet. Hatta ben hemen ulan bu ceketin tabii ki yani replikası var mıdır bir yerlerde diye bir bakındım. Bakalım güzel bir şey bulursak alırız olmadı. Güzel böyle. Ben Bende şey var işte şeylisi var. Ne o? Fermuarlı mı var? Fermuarlı var. Ha, ben o güzel. kadar iyi durmuyor tabii. Ya tabii o ceket çok havalı ya. Bir de blazer tabii de falan o. böyle bayağı havalı. <laughs> falan havalı. Farklı bir yapısı var yani. Güzel. Yani o yüzden aslında okay. şey. Armoket Jalat bölümüyle alakalı uzun uzun da bir şey anlatmaya gerek yok. Çünkü bölüm zaten kendisi ders niteliğinde ve böyle sen yavaş yavaş anlayarak sen de geliyorsun ya. Yani izleyen herkes herhalde bu tarz iletişim ve bu tarz iletişim kalıplarının ne olduğunu fark etmiştir. Bunun günlük hayatımızda şu an ne kadar bulunduğunu, ne kadar buraya düştüğümüzü anlayabilen seyircinin de zaten ben alnını öpeyim. Anlayamayan seyirci de Anlar, anlaması lazım artık yani, ya bu. Özetle iletişim kurmak istiyorsanız hani malzem bak şöyle gençlere ben de şöyle anlatayım. İşte gidiyorsunuz mesela öğrenci değişimi yurt dışına. Şimdi diyorsunuz evet. ki orada insanlar kendi aralarında konuşuyor bana bakmıyorlar. Avrupalılar çok soğuk. E kardeşim sen oturacaksın işte kültürünü alıştıracaksın, tarihini okuyacaksın. Oradan bir iki güzel referans vereceksin. Böyle onların hoşuna gidecek e, belki ülkesiyle ilgili böyle güzel bir iki konuya değineceksin. Bak ondan sonra masada ortalık şenlenecek. Hemen sana bilgi duyacak. Çözülecek konu bu kadar basit ya. Yani. Buradan hiçbir şey çıkaramıyorsan yurt dışına gittiğinde e, karşı cinsten birini kaldırmak için en azından bir fikrin olabilir yani. <laughs> ben <candan> tavsiye tavsiyeler. <laughs> bir sonraki bölümde görüşeceğiz deyip ben buradan uzuyorum o zaman. <laughs> ee, öte yandan ben de dur kapatmadan şeyi söyleyeyim. Yani Darmok bölümü 31 yıllık bir bölüm ya. Evet. 30 Eylül 1991 1991'miş. Şimdi bak tam 31 sene olmuş. Evet. Ya 31 sene önce çekilen yazılan bölüm... Star Trek Next Generation çok iyi bir dizi ha. Çok iyi ya. Yani. <laughs> <laughs> Dünyanın en iyi dizisi. Ya yemin ediyorum bak her bölüm bittiğinde şey isteği geliyor. Ya ulan bu bölümden ben bir film senaryosu çıkarırım. Yani her bölümün... Evet. Hadi %90'ından diyeyim. Bundan bir şey çıkar lan. Yani... İlham evet. arıyorsanız bak o da bir 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 şey daha bir şeyler ilham arıyorsanız Star Trek izleyin. <laughs> tabii tabii. Ya güzel güzel ya. Yani işte böyle bölümler Star Trek bence erişilmez hale getiriyor. Yani böyle çok ilginç ya. Yani yeni Star Trek dizileri çıktıkça içten içe diyorum ki ulan hani şey mi olacak? Ee, yeni Star Trek bölümlerinde efsane bölümler görecek miyiz? Yok abi dönüyor, dolaşıyor yine. Next Generation'a geliyoruz açıkçası yani. Next Generation'dan öteye köy yok yani hiç açıkçası. Yok maalesef. Var mı ekleyeceğim başka bir şey? Yok abim böyleyim ben valla. O zaman... Darmok bölümünü o yüzden izleyin izletin. Star Trek'le evet. hiç evet. alakası olmayan insanların bile bence bakabileceği bir bölüm açıkçası. Doğru söyledin bu arada aynen. Hani hiç izlememiş biri varsa da bir bölüm gösterecekseniz. Aslında bak son, en son böyle bir liste yapalım Star Trek bittiğinde. Hiç Star Trek izlememiş birine bir bölüm izletecek olsanız hangi bölümleri izletmelisiniz diye böyle Ubuz'un isimli evet. bir video yapalım. <laughs> evet. O zaman görüşeceğiz 5.02'de. Haydi bay bay.